Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 5 Aralık 2021 günlerden pazar. Saatlerimiz 14:57'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bunu en içten dileklerimle diliyor, bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarışseverler, gündüz yarışları Adana 75. yıl hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine gündüz yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla devam edecek. Ben İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz bu gece saat 00'a kadar aylık 80 lira, 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 liradır sevgili yarışseverler. Deneme amaçlı grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız da 15 günlük 50 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirler. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. O yüzden telefon numarası bilgilerini yazı ile yazalım arkadaşlar. Aynı zamanda Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okangunertv@gmail.com diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de sürprize müsait 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap Safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı Anka temsilcisi Demir Kırtorun'u 8 numaralı Defnili'ye vereceğim. Özellikle Görkem Özçelik dairesinde çıktığı son şartlı 4 yarışında çok beğenimi kazandı. Bugün de benim birinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 2 numaralı Lal Çiçeği. Gerçekten iki güzel yarış yaptı ardı ardına. Bu safkanı da bugün Kaan Can Gökçe idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. 7 numaralı Meltem Rüzgarı, 3 numaralı Bal Banu, 4 numaralı Orçun'un Kızı, 13 numaralı Aldred ve 6 numaralı Sembol Taj benim bu koşuda sırasıyla beğenimi kazanan isimlerdir. Ve altılı ganyan ikinci ayağı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar burada da 1 numaralı Altın Steps isimli safkan son müzik torunu bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Sayın Sabri Altın'a ait 1 numaralı Altın Steps'i çok hazır görüyorum. Bugün rakiplerinden bir adım önde değerlendireceğim. Yine 7 numaralı Aspreys yine hayatında bir yarış koştu. Güzel bir dördüncülük elde etti. Son 50'ye kadar, 100'e kadar rakiplerinle mücadele etmesini bildi. Bugün Usta Jokey Halis Karataş idaresinde piste çıkacak olması büyük avantaj. Bugün bu safkanı da ikinci şansı veriyorum. Yine 11 numaralı Royal Uygur, 12 numaralı Run for Baba ve son isim olarak 5 numaralı Destrezza isimli safkanları sırasıyla bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyının 3. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı çok uygun bir grup bulmuş.
Uçanoğlu temsilcisi Sonat. Sonat'ın tayı 2 numaralı Akçatı. Arkadaşlar bu safkanın son koştuğu yarışını değerlendiriyorum. Bana göre bu gruptan daha nitelikli, daha kaliteli bir isim. 52,5 kilo ile çıktığı son yarışında Görkem Özçelik idaresinde güle oynaya bir yarış kazandı. Rakiplerine bakıyorum. Bugün rakipler de çok istikrarsız geliyor bana. Özellikle 1 numaralı Aslan Kraliçe var. Bir göze dişe gelecek bir safkan olarak. Ama ben bu mesafede özellikle kısalan mesafede biraz daha uzun olsaydı 2000 ve üzeri 1 numaralı Aslan Kraliçe'ye de bugün şans verecektim ama 2 numaralı Akçatı isimli safkanın bu grubu bugün için geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak tercih ediyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 9 yarışı İzmir Çiftçileri koşusu. Burada da yine eşkali olarak çok çok beğendiğim bir safkan var. Son yarışında çok beğenimi kazandı. Halis Karataş idaresinde çıktı. 1400 mesafelik yarışta acaba öne gelsem mi gelmesem mi Rolanti tempoyu aldı. Esasında son 200'de de kafaya alabilirdi. Sermayeli kazandığını düşündüğüm safkan 8 numaralı Warden Cliff. Özellikle eşkali olarak rakiplerinden daha eşkalli, daha yapılı ve daha gösterişli görünen bir safkan. Victory Galop temsilcisi bugün bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyorum, yine Banko tercihi olarak da tercihlenebilecek bir isimdir. 8 numaralı Warden Cliff isimli safkan. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim, son iki koşusunda da sizlere ısrarla verdiğim 7 numaralı Vaiz İkinci şans vereceğim isim olacak ve kumda çok istikrarlı, kumda çok başarılı koşan, kumda sadece bir kere ikinci gelen 3 numaralı Dispregator de bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bu mesafede iddialı olacaktır. Bugün burayı 8, 7 ve 3 şeklinde değerlendiriyor. Altılı Ganya'nın 5. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 22 yarışına, evet arkadaşlar, Bodrum koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar ben burada 3 numaralı Belalı Tumbulu öncelikli şanslı isim olarak vereceğim. Gerek anne tarafından Sıh Daha gibi bir safkanın torunu, gerek babadan Kayızbert temsilcisi. Bugün bu safkana Mustafa Çiçek arkadaşımız binecek. Daha önce Mustafa Çiçek arkadaşımız bu safkana birkaç defa binmişti. Kısa vade 8 yarışlarda, bugün Handikap 22 yarışta benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Atik Atik. İkinci şans vereceğim safkan olacak. Yine Sayın Tarık Dikenci'ye ait 1 numaralı Sinoplu Merve. Üçüncü şans vereceğim isim ve son isim olarak da 4 numaralı Hızlı Asiye isimli safkanı değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri, sahadan duyduklarım köşemizde paylaşıyorum ve her gün 5 misli de ve 5 ya da 6 misli altılı ganyan analizi yapıyorum. Eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Bu gece saat 00'a kadar 80 lira olacaktır. 2 aylık katılım 150 lira. 3 aylık katılım da 200 lira olacaktır. Bu gece saat 00'a kadar bu ücretli grubumuza katılabilirsiniz. Yine deneme amaçlı grubumuza katılmak istiyorsanız 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarışseverler. Grubumuza katılacak arkadaşlarım, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakabilirler. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri
bana ulaşmıyor arkadaşlar. Sistem spam olarak algılıyor. Ya da Gmail adresimizden telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da tarafıma iletebilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın Sonaya. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada 13 numaralı Elbrus gerçekten çok etkili, gerçekten çok güzel bir yarış yaptı. Dışa doğru açılarak rakiplerini geçti ve buna rağmen gerçekten 4-5 boy gibi bir ara yaparak rakiplerini çok rahat geçmesini bildi. Bugün Emre Aktu idaresinde piste çıkacak 13 numaralı Elbrus son yarışında olduğu gibi bu yarışta Emre Aktu idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak yine 4 numaralı Alak. Son güzel yarışıyla bugün Gökhan Gökçe idaresinde etkili olmasını beklediğim ikinci şans verdiğim safkandır. 15 numaralı Santroni Girl takip safkanım bugün bu koşuda etkili olabilir ve 14 numaralı Doğu Beyazıt eli kulağında bir safkan formda bir isim ve bugün yine formda birincisiyle Bekir Mert Mırlık idaresinde bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Arkadaşlar bu altılıyı nasıl ufaltabiliriz? Ben olsam altılı Ganya'nın dördüncü yanında 8 numaralı Warden Cliff isimli safkanı banko olarak yazardım. Ben Warden Cliff'i de çok tutuyorum. Bugün ikinci banko olarak da bu safkan tercihlenebilir diyorum. Ve hepinize iyi tatiller dilerim. Bütün arkadaşlarıma bol şanslar dilerim. Bugün YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.